Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için EuroXP'den bahsedeceğiz. EuroXP Finans bizlere hangi avantajları sağlayacağını ve diğer detayları sizlere anlatacağım. Ve EuroXP'nin bir stabil coin olması ve 1 dolara eşit olması ile ilgili sizlere bilgiler vereceğim. Aynı zamanda kendisine ait olan farm, işte staking işleri ve diğer özellikleri de var. Ve burada en önemli kısımdan bir tanesi de buranın merkeziyetsiz bir biçimde olmasıdır. Ve bu protokolün işleme koyulması ve özel bir biçimde yapılmasıdır. Ve burada cüzdana kazançlar eklenebileceği ile ilgili bilgi var. %7'lik bir Ethereum cüzdanınızda para ilavesinden bahsediliyor. Ve burada EuroXP'ni şu anda biz alabileceğimiz yerleri gösteriyor. EuroXP ve XPE token'ını 100 USDT pool'dan kullanabiliriz. Ve burada tokenization'ından bahsediliyor. EuroXP özel olarak güvenilirlik ERC 721 NFT platformu üzerinde çalışmaktadır. Burada da bunun detayları ile ilgili bilgiler var. Ve burada kazançlar var. %12'lik kazançtan bahsediliyor. %7'lik bond yield ve %5 veya 5'ten yukarı veya aşağı DeFi kazançlarından bahsediliyor. Burada da işlem şekli EuroXP ve ESAT, NBD ve diğerinden bahsediliyor. Burada da bir not geçmişler ki IRC 721 tokenidir. Ve burada EuroXP ile ilgili olan partnerliklerden bahsediliyor. Burada DeFi kazançlarından bahsediliyor. Yıllık olarak EPEY kazançlarından bahsediliyor ve buna ait olan grafik yer alıyor. Bu grafiğe de baktığımız zaman sistemin nasıl çalışmasını ve hangi yönden hangi yöne gitmesini escrow hesaplarından ve diğerlerinden bahsediliyor. Bu grafik diğerinde de böyle anlatılıyor. Ve burada da protokolün ile ilgili olan bilgi yer alıyor. Burada da kazançlardan adaletli bir biçimde kazançlardan bahsediliyor. Ve bu yukarı çıktığımız zaman arkadaşlar burada XP ile ilgili likvidasyonun aktif edilmesi ile ilgili burada bilgi var. Şimdi bu bilgiyi kontrol edelim. Burada söylüyor ki aynı ikisi Şubat'ta 2021 yılda XP Liquidity Reward'lar olacaktır. Ve bu da ikisi April tarihinde 2021 yılda 2.5 milyonluk XP token'ı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Ve burada 10 gün içinde 1000 XP Reward olacaktır. Ve burada da XP ile ilgili olan bilgileri ve buraya ayrılan paralardan bahsediliyor. Sushi Swap'ta ve Uniswap üzerinde işlemleri burada göreceğiz arkadaşlar. 10 gün içindeki 1000 XP token'ı burada kendine yer almıştır. Ve USDT XP LP token'lerinden de biz kazançlar elde edebiliyoruz. Bunlardan da bahsediliyor. Ve burada EuroXP ile ilgili bölüm var. Bu bölümü de kullanabilirsiniz. Bu bölümü kullanmak için arkadaşlar Connect Wallet diyerek bağlanabilirsiniz. Connect Wallet diyerek MetaMask üzerinden bağlanıyoruz. Ve burada da Uniswap'la ve SushiSwap'la ilgili USDT bölümü var. XP token ve EuroXP token. Uniswap'ta her ikisi var. EuroXP'de XP token'i de ikisi de vardır. Ve burada da XP governance'ı ne kadar yapıyor, diğerleriyle ilgili detayları da veriyorlar. Burada da Connect Wallet diyerek işlemlere bakabiliriz. Mesela Connect Wallet diyoruz. Burada şifreyi yazarak bağlanabiliriz. Bekliyoruz şu anda. Smart Chain'den bağlanıyor. Ve MetaMask üzerinde bağlanacağız şimdi. Şimdi hesaba bağlandık ve buradaki bölümleri daha rahat bir şekilde görebiliriz. USDT XP'ye var. Burada Approve, Deposit, Claim ve Withdraw kullanabilirsiniz. Mesela Approve dediğimiz zaman bu zaman biz MetaMask'a bağlanıyoruz. Burada 13 centlik bir ödeme yapıyoruz ve sisteme bağlanıyor. Ve böylelikle de bu bölümü kullanabiliyoruz arkadaşlar. Burada da bununla ilgili bilgiler var. USDT XP pool'undan bahsediliyor. SushiSwap'tan ve diğerinde. Mesela burada pool adresine bakabilirsiniz. Uniswap üzerinde bakalım pool adresine. Şimdi sayfa yükleniyor. Evet, burada ayan listet diyerek sisteme bakabiliriz. Şu anda 1 XP'nin fiyatı 1960 USDT'dir. Ve totalde 2.592.000 dolarlık bir likvidasyon var.
ve 24 saatlik volume 195 bin doların üzerindedir. Burada da full olan token sayısını ve USDT miktarını görebiliyoruz. Burada da yapılan işlemleri ve diğerlerini takip edebiliriz. Ve aynı zamanda SushiSwap üzerinde de bu işlemler gidiyor. Bu sitede açılsın ve bakalım nasıl olduğuna. Burada görmüş olduğunuz gibi 1XP'nin 1998 USDT ve 1 USDT'nin de kaç XP olduğunu burada görebiliriz. Bu şekilde operasyonlar gidiyor. Burada da işte reward ile ilgili olan günlük 50 XP reward ve totalde 1000 XP reward ile ilgili bilgiler burada yer alıyor ve haberleri görebilirsiniz. Ve burada Medium kanalını izleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Burada da bu ödülle ilgili olan ve EURXP'nin nasıl olması, DeFi Market içinde nasıl olması, Stablecoin'in nasıl çalışması ile ilgili bilgiler yer alıyor. Ve Twitter sayfasını da ziyaret edersek burada da EURXP ve EURXP Finance'dan bahsediliyor. Burada Position Paper'da var, ona da dikkat edelim. Burada VFAT Tools'ta da yield farming işlemleri ile ilgili bilgiler var. Ve burada EURXP ile ilgili olan bölümde tanıtım bölümünü ve burada normal prosesyonları ve EURXP token ile ilgili token emeksi ve diğerlerini görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Strukturun nedir, integrasyon nedir ve decentralized yani merkeziyetsiz biçimde çalışma şeklini ve diğerlerini öğrenebilirsiniz. Bakın burada da 10 gün içindeki XP token ile ilgili bilgiler yer alıyor. Burada EURXP'nin bizlere kazanç sağlaması, NFT sektörüne giriş sağlaması, NFT sektörüyle ilgili kazançlarla ilgili burada da bilgileri görüyoruz ve CoinGeek kodu da listelenmiştir. Bununla da ilgili bilgiler vardır. XP tokenini CoinGeek sitesinde de görebilirsiniz. Burada da 2025 dolar gösteriyor ve markete baktığımız zaman Uniswap'ta, Blacks'de, SushiSwap'ta işler gidiyor. Bunun da en çok aslında Blacks'de USDT bazında işlemlerin gitmesiyle ilgili bilgiler vardır. Burada da haberler okuyabilirsiniz ve EURXP'nin çözümünü burada sunabiliriz. Ve arkadaşlar burada da bloglar var. Team Position, Application ve diğerlerini de takip ederek işte sistemin nasıl çalışmasını öğrenebiliriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Herkese bol kazançlar dilerim. İyi günler, bol kazançlar.